yanı başınızda oturan ve ellerini bir ömür boyunca bırakmayacağını değerli misafirlerimizle birlikte ümit ettiğimiz Sayın Önder İştek Beyefendi ile hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi istek ve arzunuzla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi istek ve arzunuzla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, çekiyorum. Tamamdır. Kocaman alkışlıyoruz. Hasretinle ben baktım durdum senin yollarına. Sensizlik bir ölüm sandım. Kahreden gözlerinde tüten bir aşktın sen. Tanışıklığımız 13-14 yıl öncesine gidiyor. Engellerle ilgili eğitim ve spor anlamında destek veren bir vakıf aracılığıyla ikimiz de bursiyerleriydik. O vakıfta tanışmıştık. Biz böyle çok uzun bir sadece arkadaştık. Sonradan son birkaç ayda öyle bir şey dönüştü. Ama ben çok mutluyum. Çünkü her insanın aklında bazı soru işaretleri oluyor. İşte acaba engelli, ben engelliyim, engelli olmayan bir kadınla evlensem ya da işte engelli olmayan bir erkekle birlikte olsa daha mı kolay olur hayat diye. Aslında ama önemli olan yürek, duygular, kalbi, o kafalarda uyuştuktan sonra düşünceler, her şey teferruat kalıyor ve ikimiz de zaten oldukça bağımsız kişileriz. Kendi ayaklarımız üzerinde, tekerlerimiz üzerinde durabiliyoruz. Onun için mutluyuz. 13 yani 14 yıl önce TESYA Vakfı sayesinde başlayan arkadaşlığımızın böyle bir mutlu sonla bitmesi, mutlu son demeyelim, mutlu başlangıçla devam ediyor olması çok mutlu ediyor. 13 yani 14 yıl önce TESYA Vakfı sayesinde başlayan arkadaşlığımızın böyle bir mutlu sonla bitmesi, mutlu son demeyelim, mutlu başlangıçla devam ediyor olması çok mutlu ediyor. Bu şekilde yani. Abi biraz hani senin kişisel hayatına değindim. 60 ülke gezmişsin hani. Bunu nasıl başardın? Nasıl gezdin? Ya aslında dediğim gibi engellilik biraz düşüncelerle, insanların engellemesiyle oluşan bir şey. Tabii ki çevresel engeller de var. Ama çevre uygun düzenlendikten sonra insan biraz aklına, yani kafasına taktığı zaman çok rahatla erişebiliyor, yapabiliyor. Benim açımdan da öyle. Ben hayallerimin peşinden koştum. Yani gezmek istiyordum. Yeni ülkeler keşfetmek. Ne bileyim televizyonlarda hep filleri görüyorduk, duyuyorduk. Onlara dokunmak, onları beslemek istiyordum. Ve sonrasında da böyle yani işte ucuz biletler, daha sonra bir kısmı eğitim amaçlı, konferanslar açısından arka arkaya geldi. Ben gittiğim zaman yani evet çok bir söz var, çok kayboldum. Ama hiçbiri kalıcı değildi. O kaybolurken bile aslında yeni mahalleler, yeni sokaklar, yeni insanlar keşfediyoruz. Ben yeni insanlar tanımaktan, yeni şehirler, yeni diller öğrenmekten çok zevk alıyorum. Bu sebepten dolayı da dediğim gibi ön yargılarımı bir tarafa bırakıp karşılaşacağım, çünkü o da bir yolculuğun güzel yanı, zorluklarıyla, güzellikleriyle yollara düştüm. Ve her bir zorlukla karşılaştığım zaman bir sonraki aşamaya ben daha güçlü, daha donanımlı, daha yetenekli hale geldiğime inanıyorum. Artık bundan sonra birlikte. Aynen öyle, birlikteyiz. Evet. Kesinlikle. Ben onun rotası olacağım. O bana yol gösterecek. Ülkemizin birçok şehrini gezdim. Ziyaret etme şansım oldu. Engellerimizin bizim için
sınır tanımıyor. Yani engeller bir sınır değil. Biz gezerek aşacağız inşallah bunu.